Deniz yerlerden bir dinleyiş. Değerli izleyiciler, şu anda Güzelyurt Köyü yaylasında bulunan Lorukaya Tepesi dediğimiz taşların üzerinde oturmaktayız. Bu Lorukaya'dan şu anda sizlere manzaralar göstereceğiz. Aynı zamanda da köyümüzün komşuları olan köylerin isimlerini sizlere söyleyeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz köyümüz Murad'ın eski ismi, yeni ismi ise Kurşunlu köyümüzdür. Aynı zamanda da bu köyümüzün alt kısmında 50 yıldır çalışan maden ocaklarımız vardır. Karşı köyümüz ise Ecek Mahallesi, Aksu Köyü'nün Ecek Mahallesi gözükmektedir. Sağ baktığımızda gözüken köyümüz ise Merkez Aksu Mahallesi köyümüzdür. Atdere yatağındaki alt kısımdaki gözüken ufak yerleşim alanları da bu köyün mezralarıdır. Kabaoğlu dediğimiz, Ecek dediğimiz mahallelerdir. Burada daha sağ tarafa baktığımızda ileride gözüken Ballıca köyümüz bir kısmı gözüküyor. Ve karşı tepe dediklerimiz işte bu yaylalar, yayla Karaağaç. Karaağaç dediğimiz işte Karagöl yaylalarının eteklerinde bulunan Sivas topraklarına ait bir tepelerdir. Buraların 4 ay bir mevsimi vardır. 4 ayın haricinde kışın hiç kimse hiçbir canlı uğramaz. Çünkü öyle bir imkanları olmadığından kış şartları çok ağır geçer burada. Önümüzde gözüken şu anda alt kısmında olan bu ormanımız kökler ağaçlarıyla kaplı bir ormanımızdır. Burada ayı, kurt, tilki, tavşan gibi hayvanların bol olduğu bir ormanımızdır. Sol tarafımıza doğru baktığımızda Kurşunlu yaylamız gözüküyor. Bu yaylamızın ismi Çakmak Yaylası'dır. O da bizim komşu köyümüzün yaylası. Tam bulutların tepelerde bulutların geçtiği yer Karagöl yaylalarının üzeri ve Karagöl gölünün olduğu Ordu, Giresun ve Şebinkarahisar sınırlarının bu evet, şu anda görmüş olduğunuz küçücük su gözeleri dediğimiz bölgelerden değişik değişik bölgelerin her tarafından su gözeleri oluşmaktadır. Ve bu su gözeleri aşağı tepelerden aşağı inerek Melet Vadisi ırmağının oluşumunu sağlamaktadır. Ve aynı zamanda bu sularımız İçilir bir sudur. İnsanlarımız burada genelde yaz aylarında çok gelip tatillerini geçirmektedirler. Evet.